İngiltere'de kahraman bir Türk, Kaptan Tugay Kerimoğlu. 24 Ağustos 1970 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon'un sokaklarında çocukken başladığı futbol tutkusuna her geçen gün bağlandı. Sonrasında 6-7 yaşlarındayken kentin takımı Trabzonspor'un altyapısına girdi ve burada futbol eğitimi almaya başladı. Çok zaman geçmeden gösterdiği performansla Süper Lig'in en önemli takımlarından Galatasaray'ın altyapısına transfer oldu. Kariyerine Galatasaray takımıyla başlayan Tugay, ardından Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giydi ve kariyerini sonlandırdı. Çok farklı bir futbolcuydu Tugay. Hem oynadığı stil hem görünüş açısından adeta bir aslan gibi korku salıyordu rakiplerine. Orta sahada basılmadık yer bırakmaz, kaptığı toplarla takımını atağa çıkartırdı. Bu yaptıkları yetmezmiş gibi bir de liderlik vasfını da sürekli takım arkadaşlarına hissettiren Tugay, sahada kazanan taraf olmak için her şeyini verirdi. Mücadeleci olmasının yanında aidiyet duygusu yüksek bir futbolcuydu. Kariyerinde hangi takımda oynarsa oynasın her zaman bu duruşuyla saygı gördü ve sevildi. Karizması onu farklı kılan en önemli unsurlardan biriydi. Uzun sarı saçlarıyla adeta bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu. Galatasaray dönemi. 1980-1987 yılları arasında altyapısında aldığı futbol eğitiminin ardından 12 Eylül 1987 tarihinde henüz 17 yaşındayken A takıma yükseltildi. O dönem teknik direktör olarak görev yapan Mustafa Denizli genç öğrencisine her zaman güvendi ve şans tanıdı. Bu harika güvenle birlikte Galatasaray takımının efsanelerinden biri olacağı artık belli olmuştu. Tam 12 sene sarı kırmızılı takımın formasını giydi ve mücadele etti. Sarı kırmızılı formasıyla çıktığı her karşılaşmada mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Tugay, Galatasaray taraftarlarının sevgisini kazandı ve takımın tarihine adını yazdırmayı başardı. 12 yıl içerisinde Galatasaray forması altında 282 maça çıkan Tugay 31 gol atma başarısı gösterdi. Avrupa macerası. 1999-2000 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan İskoç Rangers takımıyla anlaştı. Türkiye'nin o dönem yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyordu. Rangers takımının teknik direktörü Dick Advocaat, onun talebiyle transferi gerçekleştirildi. İlk sezonunda İskoçya Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. 2 yıl boyunca Rangers'ta toplam 42 maça çıktı ve 4 gol attı. Sonrasında ise İngiltere'nin köklü takımlarından Blackburn Rovers'a transfer oldu. Blackburn Rovers'a katılmasını sağlayan teknik direktör ise bir zamanlar Galatasaray'ı da çalıştıran Souness'ti. 2003-2004 sezonunda gösterdiği harika performansla takımın en iyisi seçildi. Takımında her geçen gün sezon performansını arttıran Tugay, kısa sürede taraftarların ve kulübün vazgeçilmezi oldu. 8 yıl boyunca formasını terlettiği Blackburn Rovers'ta kaptanlık unvanını da alan Tugay, takımıyla 233 maça çıktı ve 11 gol attı. İngilizlerin belki de tarihlerinde gördüğü en armaya bağlı futbolculardan biriydi. İngilizlerin kahramanı olmayı harika performansı ve mücadelesiyle başarmıştı. Hem Rangers hem de Blackburn Rovers'ta oynadığı futbolla Türkiye'nin en önemli marka değerlerinden biri oldu. Adada bu denli yüksek maç oynama istatistiğine sahip Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Teknik direktörlük kariyeri. Kariyerini sonlandırması sonrası hiç beklemeden teknik direktör olabilmek için eğitimler alan Tugay, Premier Lig'in köklü takımı Manchester City'nin A2 takımını 2009-2010 sezonunda çalıştırdı. Sonrasında 2010-2012, 2013-2014 sezonlarında Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Son olarak ise 2015-2016 yıllarında Şanlıurfa Spor'u çalıştırdı. Tugay'ın en önemli başarıları. Bir kez Galatasaray formasıyla 99-2000 sezonunda UEFA Kupası şampiyonluğu, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu,
4 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 kez Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, 1 kez İskoçya Ligi şampiyonluğu, 1 kez İskoç Kupası şampiyonluğu ve 1 kez İngiltere Lig Kupası şampiyonluğunu kazandı. Şimdilerde ise bazı popüler futbol programlarında yorumcu olarak görev yapıyor. Özel hayatında sade yaşantısıyla dikkat çeken Tugay'a hayatı boyunca güzellikler ve başarılar diliyoruz. Bu içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olunuz.